Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında geçtiğimiz gün Janet Yalan'ın göreve başlamak konuşmasında kur politikası ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında yönünü yukarı yönü çeviren ons altın dolar endeksindeki geri çekilmenin devam etmesiyle yükseliş hareketini sürdürüyor. Öte yandan Joe Biden yemin ederek göreve başlarken değerli metalde ise kar satışları ile hafif geri çekilmenin yaşandığını gördük. Planlanan destek paketiyle oluşacak bol likidite ortamının ons altını destekleyeceği düşünülse de talep tarafında ve orta vadeli beklentilerde faizlerde olası yükselişin ons altını aşağı yönlü baskılamaya devam edeceği algısı ön planda olmaya devam ediyor. Ons altına teknik olarak baktığımızda 1865 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Ons saltında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırasıyla 1887, 1895 ve 1905 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise sırası ile 1850, 1843 ve 1830 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gram altın tarafında ise haftanın dördüncü işlem gününde dolar endeksinde yaşanılan geri çekilme ile Kur tarafında 7,40 Türk lirasının altına gerilerken Ons altın tarafında ise 1875 dolara kadar yükselişler takip edildi. Ons altının yükselişi 447 Türk lirasına kadar yükselirken gram altın günün devamında ise hem onsun kar satışları ile geri çekilmesi hem de ki kurdaki düşüşle birlikte 440 Türk lirasına kadar geri çekildi. Kurun 7,32 Türk Lirası seviyesi olan 200 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutulması durumunda ons altındaki yükselişe eşlik ederek yükselme potansiyeli olan gram altında 440 Türk Lirası seviyesi yakından takip ettiğim önemli destek noktası. Gram altına teknik olarak baktığımızda 440 Türk Lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 440 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yön eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 445, 450 ve 452 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 437, 435 ve 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 432 Türk Lirası seviyesini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise önceki gün Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçilmiş başkanı Joe Biden'ın yemin ederek göreve başlarken veri takviminde ise İngiltere tarafında açıklanan tüketici fiyat endeksi verilerini yakından takip ettim. İngiltere'de enflasyon Aralık ayında %0,2 olan piyasa beklentilerinin üzerinde %0,3 olarak açıklanırken Yıllık bazda ise enflasyon %0,6 oldu. Öte yandan İngiltere'de pandemi kaynaklı sıkıntıların devam etmesine rağmen sterlindeki güçlü duruş da devam ediyor. Haftanın son işlem gününde veri takviminde İngiltere tarafında parakende satışlar verisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak hizmet piyama endeksini yakından takip ediyorum pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,37 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,3650 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte paritedeki eylemin yukarı yönlü hareketlerinde ise 1,3740 1,3780 ve 1,3820 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eylemin aşağı yönlü hareketlerinde ise 1,36, 1,3560 ve 1,3520 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise geçtiğimiz Aralık ayının sonundan itibaren devam eden düşüş trendini kıramayan paritede son iki işlem gününde dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeye bağlı olarak düşüş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Paritenin düşüş trendini kırması için 104 seviyesi üzerinde kalıcılık sağladığını görmemiz gerekirken önceki gün Joe Biden yemin ederek göreve başlaması piyasaları hareketlendirdi. Haftanın son işlem gününde Japonya tarafında açıklanacak enflasyon verisine ek olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafında açıklanacak olan hizmet piyama endeksini yakından takip ediyorum. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 103,50 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 103,50 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 104, 104,40 ve 104,80 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 103,20 102,60 ve 102 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Say